Böbrekle ilgili olarak bir defa böbreği sıcak tutmamız lazım. Üşütmememiz lazım. İki, bol su içmemiz lazım. Üç, bununla ilgili olarak bazı bitkilerden istifade etmemiz lazım. Nasıl bitkilerden istifade edeceğiz? Mesela mısır püskülü. Stilus maidus dediğimiz mısır püskülü. Çay gibi demleyip sabah öğle akşam bundan içilirse bir defa böbreklerin çalışması temin edilir. Hanımların elinin altında bulunan maydanoz. Maydanozdan istifade edelim. Maydanozun saplarını atmayalım. Maydanozun sapları mikserden geçirilsin, suyunu içsin. Bakın böbrekleri nasıl çalıştırıyor. Ayrık otunu alıyoruz. Mısır püskülünü alıyoruz. Efendim arpa, bizim bildiğimiz arpa. Arpa da idrar artırıcı özelliği vardır. Yani arpayı alıyoruz. Bir de aman ha siz olun, kirazın saplarını atmayın. Kirazın sapları idrar artıcı özellikleri vardır. Ve ayrıca taş, kum gibi böbreklerde bulunan teresubatı da dışarı atma özellikleri veya eritme özellikleri vardır. Bunlara da dikkat edelim efendim.